Radyo Yozgulu'nun bu akşamki konuklarından birisi CHP Ankara Milletvekili Sayın Aylin Nazlı Aka. Sayın Nazlı Aka, hoş geldiniz programıma. Teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için. Ne demek, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizinle Washington DC'deki Türk Dernekleri Asamblesi ATAA'nın düzenlemiş olduğu bir kongrede tanışmıştık. O zaman siz Washington DC'deydiniz. Güzel bir etkinlikti. Evet, evet. Siz orada konuşmacıydınız, konuktunuz bu güzel kongrede. Evet, evet. Aylin Nazlı Aka kimdir? Nasıl milletvekili olmuştur? Kısaca bir özgeçmişinizden söz edebilir misiniz dinleyicilerimize lütfen? Tabii, elbette. Seve seve. Öncelikle Amerika'daki tüm yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza, herkese çok sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Şöyle, nasıl vekili oldum, nasıl bir yolculuk yaptım onu kısaca özetleyecek olursak. Evet. 1968 Ankara doğumluyum. TED Ankara Koleji, arkasından da Orta Doğu Teknik Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirdim. Mezuniyet sonrasında Koç Holding'de yönetici adayı kadrosunda çalışmaya başladım. Daha sonrasında insan kaynakları alanına yöneldim ve 23,5 yaşındayken Türkiye'nin ilk insan kaynakları alanındaki yerel firmasını kurdum. Daha sonra bu firma uluslararası şartdaki 52 ülkede ofisi olan bir başka firmanın da temsilciliğini aldı. Evet. Halen de faaliyetlerini sürdürüyor. 1992'den bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Ama tabii ilk olmanın bir takım zorluklarını da yaşadık o dönemlerde firmayı kurduğumuzda. Çünkü eğer sizin hizmetinizi veren başka firmalar varsa hiç şüphesiz gidip bizim firma şu nedenle ondan daha iyi diyebiliyorsunuz. Ama böyle bir pazar yoksa gidip de insan kaynakları alanında çalışanlar ne yapar, insan kaynakları danışmanlığı firmaları ne yapar, bunları anlatmak gerçekten oldukça efor gerektiriyor. Zaman zaman şöyle şeyler yaşadığım oldu. Mesela firma yetkilisine uzun uzun anlatıyordum. İnsan kaynakları bir işletmenin tutkalıdır. Ona yatırım yapmanın önemi şudur diye. Beni dinledikten sonra aynanım sizi bir firma yetkilinizle tanıştırayım. İnsan hakları firmasından diyerek tanıttığı olabiliyordu beni. Dolayısıyla da bu tip işliklerden geçtikten sonra bu alanda sanıyorum Türkiye'de bir isim olduk. Öyle olunca hem firmam hem ben zaman zaman çeşitli ödüllerle taçlandırıldık. Evet. Ve daha sonrasında işte firma tabii yeni işler aldıkça yeni işler, yeni ofisleri, yeni ofisler, yeni projeleri getirdi. Bu arada evlendim, iki çocuğum oldu. Ne güzel. Ve hayat böyle bir döngü içerisinde devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok güzel bir teklif geldi. Evet. Ve tabii zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat görüşlü bir aileden geliyorum. Böyle bir teklif gelince ben de önce bunu eşimle değerlendirdim. O zaten ülkenin içinde bulunduğu durumu gözeterek sürekli bir takım şeyleri eleştiriyorsun. İşte tam da elini taşın altına sokma zamanı dedi. Evet. Çocuklarımla konuştum. Biri çok küçüktü ama diğeri büyük oğlumla konuştum. O hemen hayır olmaz dedi. Demedi. ama onu ikna ettikten sonra biz bilgisayara bu süreç başladı. Ama ben başta elimi taşın altına koyacağımı düşünüyordum. Fakat tabii bu iş böyle adanmışlıkla yaptığınız takdirde bütün gövdenizi koymanız gereken bir doğru. İş. Onun için vekil olduktan sonra da mesai saati bilmeksizin, cumartesi, pazar, hafta iki, hafta sonu lafım olmaksızın bir temponun içerisine girdik. Nerede bir olay olduysa hep oralarda olmaya çalıştım. Evet, yani özellikle sizi Sizi özellikle Kuğulu Park'ta tomaların önünde gördüğümü anımsıyorum. O sahneler gözümün önünden gitmiyor hiç. Gezi Parkı döneminde ki Ankara'da Kuğulu Park'ta. Evet. Doğru. Gezi olayları gerçekten Türkiye'de özgürlüklere, demokrasiye yönelik talebin ne kadar net olduğunun çok açık ifadesiydi. O yüzden biz bu dönemde mümkün olduğunca oradaki genç arkadaşlarımızı, kadınları polis şiddetinden, orantısız polis şiddetinden korumaya çalıştık. O nedenle dediğiniz gibi ben işte çoğunlukla Ankara'nın Gezi Parkı olan Kuğulu Park'taydım. Evet. Ve orada her gün yaşadığımız bir ritüel vardı. Sabah polis gelip
çadırları kaldırmaya çalışıyordu. Sonra gençler bana haber veriyordu. Ben gidiyordum. Çadırlar tekrar yerlerine konuluyordu. Aslında son derece demokratik, barışçıl bir eylem. O dönemde orantısız şiddetle farklı bir şeye dönüştürüldü. Ama Türkiye adına olumluydu diye görüyorum. Bugün bir takım uluslararası toplantılar Türkiye'de yapılıyorsa bunun altında da aslında gezi eylemleri sürecinde Türkiye'deki o demokrasi talebinin tüm dünyaya hissettirilmiş olması yatıyor. Öyle görünüyor. Kesinlikle. Onun için gezi çok hakikaten sessiz yığınların bir araya geldiğinde ne kadar gür bir ses çıkartabileceğinin önemli bir göstergesi, önemli bir umut ışığı oldu Türkiye açısından. Değerli dinleyiciler, şu anda telefon attığımızda Sayın Aylin Nazlı Aka var, CHP Ankara Milletvekili kendisi. Siz aynı zamanda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesisiniz. Bu gezi olayları Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimize nasıl etkiledi, ne gibi farklılıklar getirdi? Şöyle ki bir kere Avrupa gezi olayları sürecini insanların gösteri ve toplantı yapma hakkının sınırlandırıldığı bir süreç olarak tanımladı. Biz zaten Türkiye'de demokrasi konusunda çok gerileme olduğundan, ifade özgürlüğünün giderek yok edildiğinden, Türkiye'de bir korku imparatorluğu yaratılmaya çalışıldığından bahsediyorduk. Onlar da bunu zaten görüyorlardı. Ama gezi bunun ete kemiğe bürünmüş hali oldu. Fakat bir yandan da şöyle bir algı da oluştu. Bir korku imparatorluğu vardı. Bu korku imparatorluğu halkın üzerinde tahakküm kuran ve kendi vatandaşlarını korkutan bir iktidar zihniyetiyken gezi olaylarında korku duvarları yıkıldı, hatta korku yer değiştirdi. Halkına korkan bir iktidar olmaya başladı. Bunu şuradan biliyoruz. Ben daha önceki dönemlerde bir köy kahvesine gittiğimde içinizde hiç dinlenilmediğini, telefonlarının dinlenmediğini düşünen var mı diye sorduğumda hiç kimse parmağını kaldırmıyordu. Yani oradaki bir emekli amcadan tutun, çiftçilik yapan bir bireye kadar herkes telefonlarının dinlendiğinden emindi. Böylesine bir korku yaratılmıştı. Ama dizide insanlar cesaretlerini birleştirdiler. Hani korku için bulaşıcıdır derler ama gezi bize onu gösterdi ki aslında cesaret de bulaşıcıymış. İşte bu nedenle gezi sürecinden sonra Türkiye'de birçok şey değişti. Avrupa Birliği de bu değişimi olumlu bir değişim olarak gördü. Yani halkın sesinin daha kendini duyulur kılması Avrupa Birliği tarafında da olumlu bir intiba yarattı. Ama öte yandan tabii iktidar Avrupa Birliği'ni çizmeye çalıştığı o pembe görüntünün gerçek olmadığının da bir kanıtı olmuş oldu. O anlamda belki Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik umutlar Avrupa Birliği tarafında daha artmış olabilir. Çünkü sonuçta bu ülkenin çağdaş, aydınlık, demokratik bir ülke olması yönündeki zaten ilk adımları atan parti de Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz. Evet. Bunu devam ettirmek, bunu ileri nesillere taşımak da yine bizim boynumuzun borcudur. Bu anlamda Avrupa Birliği ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakınlaşmasının daha da arttığını söylemek yanlış olmayacaktır. Pekala, son günlerde basında da yer alan çok popüler bir konu Aksaray, yani ben ona kaçak saray diyorum. Bu kaçak saray hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Harcanan paralar çok çok büyük paralar harcanmıştır. Bu paralarla işte hayat odaları kurulabilir, okullar açılabilir gibi bir sürü istatistikler var. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Kaçak saray, siz de basından takip ettiğiniz gibi 1 trilyon 370 milyar TL'ye mal olmuş olan bir saraydır. Ve bunu sorduğunuzda hükümet yetkililerine biz büyük düşündüğümüz için bunu yaptık diyorlar. Peki sormak isterim, örneğin Soma'da Ermenek'teki o ölen işçilerimizin anneleri küçük düşündüğü için mi çocukları öldüler, orada çalışmak zorunda kaldılar? Bakın o kaçak sarayın bütçesiyle en az 1000 yaşam odası yapılabilmezdi. Evet. Yani şimdi de maden işçileri 77 gün sonra kurtarılabiliyor. Ancak bizde daha işçilerimizin maaşına dahi ulaşılamıyor. İki işçinin maaşına ancak ulaşılabildi. Dolayısıyla bu tamamen aslında iktidarın içinde bulunduğu zihniyeti yansıtan bir göstergedir kaçak saray. Böylesine yani Çankaya'da oturmak yerine, Atatürk'ün oturduğu yerde oturmak yerine bunun Atatürk Orman Çiftliği'nin talan edilerek yapılmasının da ayrı bir anlamı vardır.
Çünkü Atatürk Orman Çiftliği Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bir mirasıdır. Fakat ben artık miras kelimesini kullanmak istemiyorum. Evet. Çünkü miras denilince bunlar bölünebilir, parçalanabilir, ranta dönüştürülebilir bir alan olarak tanımlıyorlar orayı. Doğru. Miras değil, emanet de orası bize. Ve orada Türkiye'nin en büyük ormancılık çalışmaları yapılmıştı. 110 üzerinde orman türü yetiştirilmişti. Ve yine orası için Atatürk demişti ki burayı öylesine yeşillendiriniz ki 4000 insan bile yeşillikler arasında olduğunu fark etsin. Gerçekten de böyle yapılmıştı. Orası Ankara'nın da akciğeriydi evet. Aynı zamanda. Ama maalesef orada yine gece yarısı girip ağaçlar katledilerek böylesine bir saray dikildi, kaçak saray dikildi. Ama bir takım liderlerin, diktatörlerin başına neler geldiğini biliyoruz. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın orada ne kadar varlık gösterebileceğiyle ilgili olarak ciddi bir soru işareti taşıyorum şimdi gerçeği. Ve tabii böyle bir israfı, böylesine yoksulluk ve yoksulluğun arttığı bir dönemde yapılan böylesine büyük bir harcamayı bakın kendi partilileri de eleştiriyor. En basitinden hükümetin sözcüsü Levent Arın çıkıp hani ben bu yatırımı, bu harcamayı çok yüksek buluyorum. Bu tabii ki tartışılmalı, araştırılmalı gibi şeyler söyleyebiliyor. Kendi içlerinde de bu konuda bir çelişki olduğunun göstergesi. Çünkü aklı ve vicdanı olan herkes hem 370 milyon liralık alınmış olan uçağı hem de aynı zamanda bu 1.4 milyar TL'ye yakın olan yeni parayla Kaçak Sarayı kafasında yargılayacak ve buna göre de seçim zamanı mutlaka sandığa gidip oyunu ona göre verecektir diye düşünüyorum. Şu anda İstanbul'da da Validebağ'da aynı buna benzer bir konu var ve insanlar din düşmanı durumuna sokularak böyle basit bir oyunla engellenerek yaptıkları hareketlerde bir cami inşaatına geçiyorlar. Yeterince cami zaten o bölgede olduğu kanısındayım. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Validebağ konusunda? Şüphesiz biz sosyal demokrat bakış açısıyla doğanın, çevrenin korunması gerektiğine ve gelecek nesillerin de bu imkanlardan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Onun için Validebağ'da tutun, ODTÜ ormanlarının yok edilmesine, Gezi Parkı'nın yok edilmesine, Türkiye'nin birçok yerdeki alanlarının HES'lere dönüştürülmesine, burada birçok yerde yürütmeyi durdurma kararına rağmen yapılan evet. İnşaatlar aslında bir anlamda hukuku da yok saymaktır. Ama tabii içinde bulunduğumuz dönem hukukun üstünlüğünün değil, üstünlerin hukukunun olduğu bir dönem olduğu için bu uygulamalarla ilgili bizi çok şaşırtan bir süreç yaşamıyoruz. Ama tabii şaşırtmasını istediğimiz bir süreci evrilmek istiyoruz. Artık tekrar adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Hem adaletin kuvvetli hem de kuvvetli olanın adaletli olmasını istiyoruz. O nedenle de Validebağ konusunda orada arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Örgütü ve İstanbul Milletvekillerimiz bayağı yoğun bir mücadele verdiler. Hatta evet. Gece de nöbet tuttular. Ama günün sonunda şu anki yapı ben yaptım oldu, ben yaparım, ben istedim olacak zihniyetinde. Oysa ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu'nda bile halkın egemenliğinden bahsedilir. Fakat milletin egemenliğinin giderek yok edilmeye çalışıldığı ve tek adamcılıkla ülkenin yönetildiği, her kararın bir kişinin Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasında olduğu bir dönem başladı. Ve 12 yıldır bu süreç giderek daha da keskinleşerek devam ediyor. Ve kafalarında aslında Osmanlı'ya geri dönüş ve evet. Halifeliğe geri dönüş yatıyor. Bu çok net. Bunu konuşmaların kodlarından da alıyorsunuz zaten. Ancak ülkemizin çimentosu Cumhuriyet kurulurken o kadar sağlam atılmış ki evet. Bunu gerçekleştiremeyecekler. Hem bizler buna izin vermeyeceğiz, hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak, muhalefet partileri olarak, sivil toplum örgütleri olarak, odalar, üniversiteler, bar olarak ve halk olarak buna izin vermeyeceğiz. Hem de zaten tarihimizden aldığımız güçle bunun gerçekleşmesi mümkün olmayacak. Bunu zaman göstereceğiz. Pekala, 2015 seçimleri hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Cumhuriyet Halk Partisi nerede olacak? Nasıl bir seçim izleyeceğiz sizce? Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede tüm ötekileştirilenlerin, tüm ezilenlerin umudu konumunda. Burada ezilenlerden kastettiğim
illa da güçsüz olması değil. Çünkü öylesine bir süreç yaşanıyor ki AKP iş dünyasında da yaklaşıkla belli bir kesimi ezebiliyor. İşçi dünyasının zaten durumu ortada. Bakıyorsunuz asansörden işçilerimiz asansör düşmesi sonrasında yaşamını kaybediyor. Tamamen denetimsizlik ve kontrolsüzlük nedeniyle şehit oldular deniliyor. Maden ocaklarında yine madencilerimiz denetimsizlik nedeniyle yaşamını kaybediyor. Yaşam odaları olmamaları nedeniyle kurtulamıyorlar. Fıtratlarında vardı deniliyor. Bir vatandaşımız ağacın altında otururken ağaç düşüyor. Gene aynı şekilde ağacın zaten ömrünün bittiği çok belirginken önlemler alınmadığı için kısmeti böyleymiş deniliyor. Evet. Yani her şeyin kadere, kısmete, fıtrata bağlandığı bir süreçte toplumda da giderek artan bir öfke oluşmaya başladı. Ve gene kutuplaşmadan beslenen bir yapı oluşturuldu Türkiye'de. İnsanlar Türk, Alevi, Sünni, başı açık, başı kapalı diye böyle gruplandırılarak, ikiye bölünerek yönetilmeye çalışıldı mevcut iktidarın zihniyetiyle. Ama tam da şu dönemde artık bir büyük kucaklaşmaya, büyük uzlaşıya ihtiyaç var. Kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin eşit hakka sahip olduğu, o eşitliğin sadece fırsat eşitliğinde değil, fıtrat eşitliğinde de olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Bu noktada bütün bu vatandaşlarımızın umudu da Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi örneğin Şanlıurfa'da şiddet gören bir kadınımız için de umuttur. Manisa'da Soma'daki bir maden işçimiz için de umuttur. Zonguldak'ta tarlada çalışan bir işçimiz için de umuttur. Hatay'daki bir azınlık için de umuttur. İzmir'deki Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan vatandaşlarımız için de bir umuttur. Erzurum'da ülkenin herhangi bir yerindeki bir esnaf için, bir emekli için, çalışma hayatının içerisindeki bir beyaz yakalı için de umuttur. Evet. Onun için bize düşen bu 2015 seçimlerinde bu umudu artık halkın iktidarına, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına taşımaktır. Biz bu yönde çalışmalarımızı başlattık. Bir yandan harıl harıl projelerimiz hazırlanıyor. Diğer yandan bizler sahadayız artık milletvekilleri olarak. Seçim çalışmalarını grup grup örgütlerimizle başlatarak mahalle mahalle ev ev geziyoruz. Bunu zaten içinde bulunduğum süreç içerisinde de yapıyorduk ama tabii seçim çalışması atmosferinde yapmak daha farklı bir şey. Evet. Bu süreç başladı şu anda Türkiye'de bizim partimiz tarafından. Onun için öyle umut ediyorum ki 2015'ten sonra sizinle tekrar böyle bir program yaparız ve o programda çok daha güzel, çok daha farklı bir Türkiye'yi konuşuyor oluruz. Ve o zaman aydınlık günlerimiz birlikte kucaklaşmanın coşkusunu dinleyicilerimizle birlikte de yaşıyor oluruz. Çok çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajlar için de ayrıca. Son olarak birkaç cümleyle toparlamak gerekirse dinleyicilerimize ne gibi mesajlar vereceksiniz? Yaklaşmakta olan 10 Kasım Atatürk'ü anma günümüz de var. Evet. Tabii özellikle 29 Ekim, 10 Kasım gibi günler bizlere tekrar tarihimizde ne kadar önemli aşamalardan geçtiğimizi hatırlama adına önemli günler. Bu vesileyle ben tekrar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarının saygıyla, şükranla, minnetle anıyorum. Ve tabii onların cumhuriyeti ne koşullarda kurduğunu, ne koşullarda bu ülke için fedakarlıklar yaptığını hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız sözünü de tüm dinleyicilerimize vermek istiyorum. Cumhuriyete sahip çıkmak bizlerin görevidir, boynunun borcudur. Çünkü Atatürk demiştir ki benim iki önemli eserim var. Biri Cumhuriyet, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İşte bizler de bu her iki esere de sahip çıkmak ve bu iki eseri de ilelebet yaşatmak adına üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Amerika'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın da oy kullanması yönündeki duyarlılığını tekrar vurgulamak istiyorum. Zaten çok duyarlı davranılıyor. Özellikle Amerika'da yani gurbette olmanın getirdiği belki o yakınlaşma olsa gerek. Görüyorum ki orada vatandaşlarımız hakikaten birbirleriyle çok yakın, sıcak temas içerisindeler. Gerçekten. Orada yaratılan o enerjinin, orada yaratılan o güzel görüşlerin, orada yaratılan o ülkenin geleceğine dair projelerinde buraya transfer edilmesi hem duygu transferi hem bilgi transferi anlamında o geçirgenlik bizler için de çok kıymetli.
Çünkü her ülkenin bir diğer ülkeden öğrenecekleri var. Biz de küresel fırsat ve tehditleri yakından takip eden bir partinin milletvekili olarak bu anlamda sizlerimize aktaracağı teknolojik olabilir, sosyal olabilir, kültürel olabilir. Her türlü görüşü, eleştiriyi, öneriyi partimiz üzerinden ülkemize taşımak ve bunları realize etmek isteriz. Bu vesileyle ben mümkünse e-posta adresimi de paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. Bana e-posta atarak da bu tip görüş, öneri, fikirlerini rahatlıkla paylaşabilirler. Twitter'ı etkin kullanıyorum. Aylin Nazlıarka Twitter adresim. Evet, oradan ben de takip ediyorum sizi. Mesaj attıklarında direkt yanıtlayabilirim. Evet. Onun dışında eğer elektronik posta yollamak isterlerse e-mail adresimde ismimin baş harfi yani A, Nazlıarka soyadım yani, @gmail.com. Çok rahatlıkla iki kanalla da etkileşim içerisinde olabiliriz, iletişim içerisinde olabiliriz. Çok çok teşekkür ederim Sayın Nazlıarka bu güzel söyleşi için vaktinizi ayırdınız. Şu anda da genel merkeze doğru yola çıkmıştınız zaten yoldasınız biliyorum. Size başarılı çalışmalar evet, diliyorum. Evet. Çok çok teşekkürler. Size Los Angeles'tan sevgilerimizi gönderiyoruz. Ben de bana böyle bir fırsat verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Herkese en güzel duygularımı yolluyorum burada. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Başarılar, iyi günler. Teşekkür ederim, sağ olun.